Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Ülkemde bir bölgenin adı dur Karadeniz, sadece doğu değil batı dur Karadeniz, batı dur Karadeniz. Türkiye'nin lezzeti tadı dur Karadeniz, tadı dur Karadeniz. Aldık nasibumuzu fırtınadan, doludan, fırtınadan, donudan. Size selam getirdim Zonguldak'tan, Bolu'dan, Zonguldak'tan, Bolu'dan. Kastamonu, Tosya'dan, Tokat'tan, Amasya'dan, Tokat'tan, Amasya'dan. Çılgın Türkler bize çıkıp geldi Gazia'dan, çıkıp geldi Gazia'dan. Ne gitti Karadeniz? Efendim, Mavi Karadeniz Televizyonu olarak bugün öyle bir yere geldim ki sevgili başkan, değerli insan, hemen hemen her parmağında bir hüner var derler ya, o şekilde. Ama ben Sayın Başkan'ı size tanıtmadan önce sadece şunu soracağım. Sayın Başkan, neden Birleşik Makiller? Onu ben çok merak ettim. Ondan sonra sizi tanıyacağız ve bugün burada neler yapacağız onu konuşacağız. Birleşik kelimesi, yani bölgemizde bulunan yerleşik köylerimizin, 6 köyümüzün, Pınarca, Dereyurt, Taflanca, Kılavuz, Şehitli ve Yıldırımların ta ezelden beri Maki bölgesine yerleşik mahalle olarak Maki ismiyle anılır. Maki bölgenin adıdır. Bu bölgenin insanı da, iki ilçe ismi de kullanıyoruz dikkat ettiyseniz. Of Hayrat. Neden Of Hayrat? Of'umuzun malum 90 yılına kadar ilçemiz olduğu, daha sonra Hayrat ilçemizin ilçe statüsüne kavuşmasıyla beraber Of Hayrat, çünkü insanlarımızın hem Of'ta hem Hayrat'ta yaygın bir şekilde nüfusa sahip, etkin ve yetkin olarak yaşadığını biliyoruz. Onun için herkesin bir ilçesi var, bizim iki ilçemiz var. Sayın Başkanım yanıma geldi, dedi ki artık sen yaşlandın Ahmet Güngör, gel yanıma otur. Çünkü çok yoracak beni, belli oldu galiba. Teşekkür ediyorum öncelikli olarak televizyonumuzu ve beni buraya çağırdığın için. 12. Olağan Genel Kurulumuza hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür ediyorum, oraya geleceğiz zaten. Çağırdım, niye çağırdın? 12. Olağan Genel Kurulumuza bugüne kadar olduğu gibi bizim hazırlığımızı oluşturan üyelerimiz, hemşehrilerimiz az sonra gideceğimiz salonumuzu dolduracak. Allah nasip ederse az sonra seçimde yeniden görev alacağız. Yeni görevle beraber çok daha önemli, daha güncel ve daha büyük hedeflerimiz var. Rahmetli babam da cemiyet kültüründen gelme, Türk milletine hizmet noktasında siyasetle de içli dişli olan, malum muhafazakar bir aile yapımız var. O çizgide devam ediyoruz. 7 erkek kardeşiz, bir de ablamız var. 8 kardeşiz toplam. 7 erkek kardeşimiz, hepimiz hayattayız Allah'a şükürler olsun. Annem ve babam Hakk'a yürümüştür. Tüm ölmüşlerimize bu vesileyle rahmet diliyorum. Vallahi bu anıyı tüm Trabzonsporlar yaşadı. Yani Trabzonspor'un dünyada şampiyonluğu, bunu bilmeyen, hatta unutulmayan, unutulması imkansız bir dünyada ses getiren bir kutlamaydı. Kesinlikle öyle bir duygudur. Ayrıca da şunu belirteyim, biliyorsunuz biz Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda bir görevim var. Orada da teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan vekiliyim. Bu görevi bize layık gören delegeye, layık gören genel kurula ve özellikle Sayın İsmail Şatıroğlu genel başkanıma da teşekkür ediyorum. Her ne kadar şu anda biz berabersek bile benim aklım fikrim içerideki misafirlere. Evet, içeride insanlar bizi bekliyor. Buradaki röportajdan daha önemlisi oradaki insanlarla ilgilenmektir. Siz de zaten
Bunun için buradasınız. Gerçekten hiç ben kolay kolay insanların apoletine bakmadan, böyle şey yapmadan yorum yapan bir insanım. Çok fazla hak etmeyene de övgü yapmam ama sizi tebrik ediyorum. Evet, içeriye doğru gidelim. Bizi izlemeye devam edin. Şu Sinop vilayeti benim için özeldir, benim için özeldir, benim için özeldir. Şu Sinop vilayeti benim için özeldir, Marmaris'ten Bodrum'dan kat kat daha güzeldir, kat kat daha güzeldir. Gezmeyle biter mi, ovası var, düzü var, ovası var, düzü var. Samsun'un çok yerinde Atatürk'ün izi var, Atatürk'ün izi var. Büyük Samsun şehrine duygulandım girmeden, duygulandım girmeden. Geçer miyim Ozan'ın mezarını görmeden, mezarını görmeden. Yollanalım orduya çarşambadan termeden, çarşambadan termeden. Hey gidi Karadeniz, tepeleri dağları funduklukdur bağları, funduklukdur bağlar, funduklukdur bağları. Tepeleri dağları funduklukdu bağları, dillere destan oldu ordunun yaylaları, ordunun yaylaları. Çambaşı yaylasında seyrettik bulutlar, seyrettik bulutları. Sivas'a kadar gider ordunun hudutlar, ordunun hudutları. Yazık olur ordumu gezip görmeden geçmek, gezip görmeden geçmek. Teleferiye binip Boztepe'de çay içmek, Boztepe'de çay içmek. Hey gidi Karadeniz, Giresun funduğunun yağlı olur incesi, yağlı olur incesi, yağlı olur incesi. Giresun funduğunun yağlı olur incesi, deniz dalgalarının gelir şehire sesi, gelir şehire sesi. Topal Osman'ın kalededir türbesi, kalededir türbesi. Meşhurdur Giresun'da piçoğun kemençesi, katibun kemençesi. Görelle horranini oynar uşağı kızı, oynar uşağı kızı. Berelini Trabzan göründü beşik düzü, göründü beşik düzü. Hey gidi Karadeniz, evet demiştik ya, biz röportajlara zaman zaman devam edeceğiz. Bahçelievler Muhtarlar Dernek Başkanımız Selami Aygün, doğru mu başkanım? Öyle. Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahalle Muhtarı. Evet. Bir önceki dönem Bahçelievler Trabzonlar Dernek Başkanı. Şu anda da tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanıyım. Başkanım. Trabzon Araklı İlçesi'ndenim. Bugün OFF Birleşik Makiller Derneğimizin 12. Olağan Kongresi'ne davet edildik. Sağ olsun bugün burada hemşerilerimizle birlikte hem memleket özlemi, hem memleket sohbeti, hem de biraz da özümüzü yaşama noktasında genel kurula geldik. Muazzam bir atmosferle karşılaştık. Tabii her şeyden ziyade bizim sesimizi duyuran bu kongrenin memleketimizdeki değerlere ulaştırmasına vesile olan sizlere de yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah burada değerli hocamla ve buna benzer birçok güzel insanlarla tanışma fırsatı bulduk. İnşallah kongre süreci boyunca da bunu yaşayacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam sizleri biz tanıyoruz ama ekrandaki izleyicilerimize sizleri sizin ağzınıza bir tanıtabilir miyiz efendim? Evet, ismim Adil Sarmusak. Trabzon Hayrat ilçesi Dereit köyündenim. Tabii ki memleketimizin ekonomik şartları esas medresedeyim ben. 1956'da Harber köyünde icazet almışım. Makiri Hacı Abdülhalim Efendi'den. Hayatın çilveleri şuraya buraya çok geçti. Günlerden bir gün yolum Sahaflar Çarşısı'na düştü. İstanbul Sahaflar Çarşısı'na. Sahaflar Çarşısı'na bir kitap almaya gitmiştim. Sonra
Bana oradan bir dükkan sattılar. Bir kitap alacağıma bir dükkan aldım. Efendim, bir zaman sonra oraya ben başkan yaptılar. Sonra Beyaz Camii'ndeki olumsuzluklar vardı o zamanlar, bakımsızlıklar vardı. O yüzden oraya bir dernek kurduk. Beyaz Camii'nin onarımlarıyla Allah'a şükürler olsun uğraştık. Hala Beyaz Camii Dernek Başkanıyım. Efendim, Sahaflar Çarşısı Dernek Başkanıyım. 10 sene kadar Eminönü Emniyet Müdürlüğü Karakolları Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ni kurdum ve birçok hizmetler yaptık. 10 sene Eminönü Emniyeti'nin araçlarının tamiri, mazotu, benzini, karakol tamirleri ve en güzel eserim kalan Allah'ın izniyle Beyazıt güzel eser, gurur duyduğum Beyazıt Polis Merkezi. Ha, o polis merkezini halkla beraber yaptık tabii ki, yani milletin çok şeyi oldu, gayreti oldu o zaman. Efendim, birçok hizmetlerimizden sonra şimdi Fatih Kent Konseyi'ndeyim. Efendim, işte o dernek başkanlarımız böyle devam ediyor. Evet, bizi izlemeye devam edin. Bizim röportajlarımız devam ediyor. Adım Ali Cesur. 38 yıl 8 7 aylık bir görev süre, emeklilik görev süresinden sonra, öğretmenlikten sonra emekli olan bir vatandaşım. Trabzonluyum. Trabzon'un havaalanı Konaklar Köyü'nden. İstanbul'a 2016 yılından sonra geldim, emekli olduktan sonra. Ya, kışları geliyorum. Burada her çay ocağı, kahvede, değişik yerlerde oturdum. Ondan sonra buradaki arkadaşlarla tanışıp buraya geldikten sonra bu bölgede oturabileceğimiz, sohbet edebileceğimiz en güzel yer. Her ne kadar biraz böyle ara sıra kızıyorsa da yine de yine de başarılı, değerli toplu bir insan. İşini iyi yapan, işini seven. Tabii biz bu söylediklerim, İdris Başkan'a tabii biz takım adına duramıyoruz. Herkese sağlıklı ömürler diliyorum. 2023 yılından herkese hayırlı olmasını, sağlıklı, mutlu yaşantılar getirmesini dilerim. Adım Ahmet Engin, Hayrat Meydanlı Köyü'ndenim. Yaklaşık 32 yıldır İstanbul'dayım. Bu dernekte kuruluşundan beri 28 yıllık süremiz geçti. İyi hizmetler de oldu. Bunu yapanların hepsine teşekkür ediyorum. Başta İdris Başkan olmak üzere. Uzun yıllar burada kaldık, mutlu olduk. 38 yıl 11 ay öğretmenlik yaptım. Emekli olduk. İşte son yıllarımızda burada geçiriyoruz. Bakalım ne kadar daha gider. Sonuç ne olur bilemiyorum. Ben Sami Atalay, Of Pınarca köyündenim. Derneğimiz Of Hayrat Birleşik Vakiller Derneği'nin olağan kongresi. Hayırlı olmasını diliyorum. İdris Başkanıma da başarılar diliyorum. Şampiyonluk için mi diyorsun? Vallahi biz daha evvelleri gördük ama bizim çocuklarımız ilk defa gördüler. 30 yaşında çocuk, 32 yaşında çocuklar ilk defa gördüler. O sevinci yaşadılar. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz derneğimize. 12. olağan kongremize hoş geldiniz diyelim. Ben Of Hayrat Pınarca Köyü İsmail Türk. 1995 yılında açıldı bu derneğimiz. O günden beri ben bu derneğin üyesiyim. Nice faaliyetler yaptı derneğimiz o günden beri. Gelmiş geçmiş bütün başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ölenlere rahmet diliyorum. Ölenlerimiz de var. Rahmet diliyorum. Bugün de yeni seçilecek olan başkana ve heyetine başarılar diliyorum. Trabzonspor'la ilgili de bir şey diyeyim. Devam etsin abi, hemen adam aldın. Öncelikle biz Trabzonspor taraftarı olarak adaleti savunuyoruz, adaleti istiyoruz. O da adalet bekliyoruz. Geçmişten bugüne kadar yapılanları biz değil, herkes biliyor. Biz biraz önce abimiz söyledi orada. Biz 38 sene sonra değil, 11 yıl sonra şampiyon olduk. Daha 2011 yılında şampiyonduk zaten.
Şampiyonlar Ligi'ni oynamıştık. Yani bunu herkes dünya biliyor, Türkiye de biliyor. İçerideki bazı entrikalardan dolayı kupamızı başka yerlerde saklıyorlar. Gün gelecek adalet tesis edilecek. İnşallah kupamız da müzemize gelecek diye düşünüyorum. Adalet istiyoruz. Dün öbür gün, iki gün önce yapılanları Beşiktaş maçında ve Galatasaray maçında yapılanları gördük. İnsanın kabul edeceği şeyler değil bunlar. Futbol aklı, umuyoruz ki bu devleti yönetenler, önce tabii Futbol Federasyonu ve devleti yönetenler bu işe bir el atarlar. Sadece adalet istiyoruz her şeyde. Hem futbolda hem de devletimizde, bütün kademelerinde adalet bekliyoruz, istiyoruz. Hayırlı günler. Yeni yılımızın tüm insanlığa, önce memleketimize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Kongremiz de başarılı geçmesini diler. Hayırlara vesile olsun inşallah. Mavi Karadeniz ailesine hoş geldiniz diyoruz. İsmail Bey'in de dediği gibi derneğimiz 1995 yılından beri Bahçeliler Yeni Bosna Mahallesi'ne hizmet vermektedir. Derneğimizin en güzel özelliği, İstanbul'da yüzlerce dernek olduğu halde sabah 9.30, akşam 10.30'a kadar açık olan, hizmet veren tek dernektir. Bu her şeyden önce bu derneğin en büyük özelliğidir. Çünkü etrafımızda sanırım 150 dernek var Yeni Bosna'da. Hiçbir dernek açık değil. Ya düğünlerde açık kalıyor, ya nişanlarda, ya işte böyle cenaze törenlerinde falan. Ama bizim derneğimiz sabah 9.30, akşam 10'a kadar üyelerimize ve diğer misafir üyelere ve insanlara hizmet vermekte. Söyleyeceğim bundan ibaret. Derneğimizin daha çok özellikleri de var. Saysak bitmez. Sayın İdris Türk Başkanımızın 12. kongresi bu. Çok güzel gideceğinden eminim. Ayrıca 2023 yılının bütün Türkiye Cumhuriyetlerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki halkımıza, insanlarımıza hayırlı, uğurlu vesilesi olsun diyorum. Nice 2023 yıllarına diyorum. Nice yıllara diyorum. Rabbim bizi çok güzel günlere sağlıklı ve sıhhatli, uzun ömürlü getirsin diyorum. Ben şahsım adına Mavi Karadeniz TV seviyorum diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Karadenizli olmak bütün dünyaya değer, bütün dünyaya değer, bütün dünyaya değer. Karadenizli olmak bütün dünyaya değer, dinle ha bu türkümü Trabzonlu insan, eğer Trabzonlu insan eğer. Ben Trabzon'u severim, Trabzon'da beni sever, Trabzon'da beni sever. Hemşeriyiz, komşuyuz, aramızda dere var, aramızda dere var. Hemşerisine düşkün başka hangi yöre var, başka hangi yöre var. Doğruları demesem yüreğime dert olur, yüreğime dert olur. Gümüşhane, Bayburt'un insanları mert olur, insanları mert olur. Kışları ağır geçer, havası çok sert olur, havası çok sert olur. Hey gitti Karadeniz. Çayın başkenti Rize, geldik yine yüz yüz, geldik yine yüz yüze, geldik yine yüz yüze. Ah Rize yeşil Rize, geldik yine yüz yüze. Nasıl inkar edeyim, çok emme onu var bize, çok emme onu var bize. Kızlar dalından toplar çayları taze taze, çayları taze taze. Rastlamadım eşine, dünyayı geze geze, dünyayı geze geze. Ayrı bir yarın vardır sanın Karadeniz'e, sanın Karadeniz. Hey gitti Karadeniz. Ben Hayrat Tavsancık köyünden Karaloğlu imamın torunu Mehmet Karaloğlu. Ben buraya terine ilk sefer üye oldum. Görevim icabı çalışıyordum, gelemiyordum. Ben 2005'te emekli oldum. Ondan sonra derneklerle ilgili gelip gidiyorum. Öğrendim ki bizim Makiller Derneği burada çalışmalarına faaliyet veriyor ve bizim İdris Başkan görevini haliyle güzel yapıyor.
ama tabii başka yapacak arkadaşlar veya üyelerden, yönetim kurulundan herkes görevini başarıyla yapıyor. Devamının hayırlı olmasını devam diliyorum yani. Bugünkü kongremiz işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılının son günü olması nedeniyle inşallah 2. yüzyılda daha başarılı bir çalışmayla devam etmesini diliyoruz. Merhaba. Büyük kongremize geldik. Yani inşallah iyi işler yapmak için mücadele ediyoruz. Birleşik Makiller olarak bir mücadelemiz var. Bu mücadeleyi geçmişten gelenlerden aldık. Bizden sonra da geleceklere iyi bir şey bırakmak için gayretle çalışıyoruz. Bir kongremiz var. Bundan da alnımızın akıyla güzel bir şekilde çıkıp çalışmalarımıza bir şekilde iyi olarak devam etmek istiyoruz. İnşallah güzel olacak. Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Evet, Ayhan Örnek. Birleşik Maki, Ofayret Birleşik Maki Derneği'nin Olağanüstü Kongresi'ne hoş geldiniz diyorum öncelikle. Bu güzel kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum Cenab-ı Allah'tan. İdris Başkanımızın önderliğinde yönetim kurulu olarak İdris Başkanımla beraber güzel işler yapacağımızı da teminatını verebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun. Herkese başarılar diliyorum. Bu kadar. İsmim Ali Feyizoğlu. Ben kültürlerimizin, doğduğumuz toprakların, yaşadığımız coğrafyanın bütün özelliklerinin harman olduğu ve bu saydığım özelliklerin evlatlarımıza, aile fertlerimize anlatılması ve yaşatılması, babalarımız nasıldı, dedelerimiz nasıldı, büyüklerimiz nasıldı, bunun taraftarıyım. Bu saydığım özellikleri yapan en etkili yerler yöresel STK'lar, derneklerdir. Ofayrat Birleşik Makiller Derneği bunu temsil noktasında gerçek manada bu işe emek veren yöneticilerimizle, başta İdris Başkanımızla, arkadaşlarımızla çok kurumsallaşmış, çok ciddi şekilde bu işe emek veren bir kurum. Kurum diyorum, dernek demiyorum. Burada ne var? Burada kaynaşma var. Burada ne var? Burada dayanışma var. Burada ne var? Köyümden haber var. Burada ne var? Yaşadığım şehirden haber var. Ben arkadaşlarımla beraber, şöyle alalım beraber. Yani düşünebiliyor musunuz? Üçümüz aynı coğrafyanın insanlarıyız. Ve burada bu cumartesi günü herkesin evinde dinlendiği, istirahat ettiği, belki içinde olduğu bir dönemde burada arkadaşlarımızla, hemşerilerimizle birlikte bu mutluluğu yaşıyoruz. Bunların yaşatılması, bu derneklerin şu şekilde gördüğünüz derneğin ve bu gibi derneklerin yaşatılması çok önemsiyorum. Çok da ciddi buluyorum bu işi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Nasıl toplumun en küçük bireyi aile ise bunun bir üstü de bölge, SDK ve dernekleridir. Dernekler benim gözümde nedir? Geçmişten geleceğe bilgi, beceri, örf, adet, anane ve akraba kültürünü ulaştıracak bir birimdir diye düşünüyorum. Çocuklarımıza böyle bir yerde görev alın demektense biz de görev alalım, çocuklarımızı görerek eğitelim diye Sayın İdris Başkanımızın başkanlığında böyle bir davet geldi. Köklerimize sahip çıkmak için böyle bir yerde bulunmaktan onur ve şeref duyuyorum. Bu tip STK'lar geleceğe bizim için nasıl torunlarımıza bırakacağımız bir mirastır. Bizi kim anlatacak? Bizi belki kardeşimiz anlatmayacak ama bizi buradaki arkadaşlarımız çocuklarına ve çocuklarımıza
anlatacaklardır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu özel günde Ofayrak Birleşik Makineler Derneği'nde İdris Başkanımıza ve bütün üyelere, bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Biz gençler olarak burada elimizi taşın altına koyup yapmamız gerekenler ne varsa yapmaya da hazırız. Dernek olarak derneğimiz çok güzel. Yarınlar için, bunu yarınlara taşımak için biz de varız. Teşekkür ediyorum. 2022'nin son günü, 2023'ün ilk günü. Ofayrat Birleşik Makineler Derneği'ne hayırlı olsun. Ülkemiz için hayırlı olsun. Evet, kongremiz vardır. Yeni yönetime başarılar diliyorum. İnşallah ben olmayacağım ama diğer arkadaşlarım burada. Biz yanlarındayız. En iyi şekilde bölgemizi temsil etmeye çalışacağız. Teşekkür ederim. Ben Trabzonluların fotoğrafçısı Mehmet Kıroğlu. Böyle derneklerde ve benzeri etkinliklerde her zaman oradayım. Olmaya da devam edeceğiz. Aynen, sosyal medya desteği veriyorum. Ve duayen, bu konuda duayenlerimiz var yine. Mikrofonu onlara veriyorum. Uzun yıllar sedekalarda görev yapmış bir kişi olarak OFF Derneği'nde uzun yıllar görev yaptım. Bölümlü derneğinde kurucu başkanıyım. Bugün de komşu derneğimiz olan Birleşik Makineler Derneği'nin kongresi var. Oraya iştirak ettik. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Bugün Bahçelievler ilçemizde 12. olağan genel kurulda, tabii bir Trabzonlu olmam dolayısıyla bugün de ayrıca ev sahipliği anlayışıyla Bahçelievlerimizin çok kıymetli, değerli insanı Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Sayın Özgür Çelik yöneticileriyle beraber bugün genel kurulda bizleri yalnız bırakmadılar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum ve kendilerine mikrofonu uzatıyorum. Sizleri Karadeniz'de, Trabzon'da, Karadeniz'de hemşerilerimizin sözlerinizi ve onlara vermiş olduğunuz önemli duyma noktasında ifadelerinizi almak istiyoruz kıymetli başkanım. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Muhtarım. Öncelikle ben derneğimizin 12. olağan genel kurulunun hayırlı olmasını diliyorum. Bu derneği çok uzun zamandır takip ediyoruz. 5 yıldır Bahçelievler'de ilçe başkanlığı yapıyorum. Buraya belki en az 10 kere gelmişimdir ilçe başkanı olarak. Milletvekillerimizle de ziyaret ettik. Bu noktada öncelikli olarak dernek başkanımız Sayın İdris Türk'ü tebrik etmek istiyorum. Çünkü tüm siyasi partilere kapısı açık buranın. Herkese eşit yaklaşan, herkesi misafir eden, yani derneği bir siyasi partinin arka bahçesine dönüştürmeyen, bütün siyasi partilere eşit yaklaşan bir anlayış var burada. Bunun için öncelikli olarak ben dernek başkanımız İdris Türk'ü ve bu derneğin tüm yöneticilerini, üyelerini tebrik ediyorum bir siyasi parti ilçe başkanı olarak. Tabii Trabzon konusuna gelince, Trabzon Bahçelievler'in Bahçelievler açısından hem de Türkiye açısından önemli illerden bir tanesi. Bahçelievler'de çok sayıda Trabzonlu yaşıyor. Yani Karadenizli hemşerilerimizin yoğun bir biçimde yaşadığı bir ilçeyiz. Bu anlamıyla çok önemli komşuluklarımız, çok önemli arkadaşlıklarımız var. Trabzon'a da ben gittim 2 kere. Yani Trabzon'un yaylalarında dolaşmışlığımız var. Trabzon'un derelerinde oturmuş arkadaşlarla çay içmişliğimiz var. Bir de Trabzon insanı hem esprili olması yönüyle hem misafirperver olması yönüyle öne çıkan insanlar. Bu anlamıyla ben Trabzonlu hemşerilerimizle buralarda olmaktan, birlikte vakit geçirmekten, aynı ilçede yaşamaktan, aynı ülkede yaşamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Tabii siz de bir Trabzonlu olarak hem Siyavuşpaşa Mahalle Muhtarımızsınız ama bunun ötesinde İstanbul'a yayılan, hatta bazen İstanbul sınırlarını aşan bir takım çalışmalarınız var. Federasyonun başkanlığını yapıyorsunuz ve çok uzun süredir, 15 yılı aşkın bir zamandır halka hizmet etme noktasında çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Muhtarlık kurumunu bir vizyonunu genişleten, muhtarlık kurumunun ötesinde halka hizmet etmeye çalışan bir sürece doğru yönlendirdiniz. Bir Trabzonlu hemşerimiz, arkadaşımız olarak sizi de kutlamak ve tebrik etmek istiyorum. Tekrar kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Yeni seçilecek yönetime
İdris Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Eyvallah. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bugün genel kurulumuza katıldınız. Bizi onurlandırdınız. Ben özellikle Bahçeli Evler'de Trabzonlar Derneği Başkanlığı yapmış, derneğin her kademesinde olan bir kardeşiniz olarak da derneğimize siyasi partilerden gelen hepsinin başımız üstünde yeri var. Ama sizin de göreve geldiğiniz günden beri her derneğe eşit seviyede yaklaşımınız bizi ayrı mutlu etmiştir. Ben de özellikle OFF Birleşik Maki Derneği adına size teşekkür ediyorum. Kongremize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sağ olun. Evet, bugün OFF Hayrat Birleşik Makiller Derneğimizin olağan genel kurulundayız. Dernek merkezinde çok değerli misafirlerimiz ve hemşerilerimiz var. İnşallah bu genel kurul hayırlara vesile olur. İdris Başkan'a bugüne kadar yapmış olduğu bütün hizmetler için çok teşekkür ederim. İnşallah yeni yönetim kuruluyla beraber daha büyük hizmetler yapacaktır. Hemşerilerimizin birlik beraberliği açısından, memleketimizin gelişmesi ve kalkınması bakımından çok değerli bir girişimdir bu STK faaliyetleri. Dolayısıyla bütün STK faaliyetlerine gönül veren herkese tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii ki 2023 önümüzdeki yarın inşallah 2023'ün ilk günü olacak ve Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bize de Cenab-ı Allah bu devirlerde hayatta olmayı nasip etti, bahşetti. Çok mutluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları dahil olmak üzere bütün şehitlerimizi saygıyla, hürmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında kalkınmış, müreffeh, demokrasi ve adaletin hakim olduğu, hüküm sürdüğü bir yeni yüzyıl diliyorum bütün memleketime. Saygılarımı sunuyorum herkese. Ahmet Reyhan, Bahçeli Evler, Zafer Mahallesi muhtarıyım. 4 yıllık muhtarım. Kıymetli hemşerilerimizin kongresine katılım sağladık. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hizmetlerin artmasını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Merhabalar, ben Trabzon Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Genel Sekreteri Kübra Nur Reis. Bugün OFF Hayrat Birleşik Makiller Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği'ne seçim için buradayız, olağan genel kurumdayız. Güzel bir gün geçiriyoruz, hep birlikte başkanlarımızla birlikte buradayız. Herkese iyi günler dileriz. Kardeşini hopası, çay ellisi pazarı, arahavisi hopas. Çok vardır oralarda türüttün akrabası, türüttün akrabası. Kimse hemşerisini gözden uzak tutmasın, gözden uzak tutmasın. Söyleyin Çarmıklı'ya Artvin'i unutmasın, Artvin'i unutmasın. Kurdiler Artvin'u bir tepenin başına, bir tepenin başına. İsmet Acar yazsınlar toprağına, taşına, toprağına, taşına. Hey gitti Karadeniz. Efendim, yorucu bir gün geçirtti. İnanın bana, Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun 4 gün çekimini yapıyorum. Vallahi bu kadar yorulmuyorum. Yani tıka basa derler ya, o misal insan doluydu. Başkanım hayırlı olsun. Öncesinde bir röportaj aldık ama yanımda çok değerli bir misafiriniz var. Efendim, hoş geldiniz. Hoş ama finali, yurtu konuşmasının finalini çok güzel bir şiirle yapmıştınız. Evet. Sizi tekrar Mavi Karadeniz televizyonu ekranındaki izleyicilerimize tanıtabilirim. Evet, adım Hacer Atar Yıldız. Trabzonluyum. Balaban'la da eşim dolayısıyla bir bağlantım var. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektronik haberleşme mühendisliği bölümünde İTÜ mensubu olarak doçent doktor unvanıyla çalışmaktayım. Memleketimi çok seviyorum. İdris Başkanım'la da bir Trabzon günlerinde tanışma fırsatımız oldu. Ve kendisi sağ olsun çok sıcakkanlı bir insan. Hemşehrilerine gerçekten çok büyük bir coşkuyla kucaklıyor. Bizleri de çok iyi ağırladı. Orada tanıştık, sohbet ettik ve ondan beri diyalogumuz devam ediyor. Bugün de beni olağan kongreye davet ettiler. Onur duydum, şeref duydum. Hemşehrilerimle beraber olmak beni ziyadesiyle memnun etti. Kendisine buradan, şahsına, ekibine ve bütün üyelere, tüm hemşehrilerime gönül dolusu teşekkürler ediyorum. Hocam, şöyle bir şey soracağım. Kusura bakmayın. Madem Karadeniz'de içimizden geldiği gibi konuşuyoruz. 20 yıllık bir evlilik olduğunu söylemiştiniz. Evet, evet. Bu demek ki
yaş 40'lara yakın. Evet. Bu gençliğe neye borçlusun? Acaba enişteye mi? Tabii eşimin de payı vardır. Teşekkür ederim. Evet, genetik miras var tabii burada. Elimizden geldiğince spor yapmaya çalışıyoruz. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya çalışıyoruz. İşime motiveyim, çalışmayı seviyorum. O beni dinç tutuyor galiba. Hocam, ben güler yüzünüz için, sizi tanıdığım için gerçekten çok memnun oldum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Gider ayak sizi durdurmak zorunda kaldım. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah yine karşılaşırız. İnşallah. Ben de sizlerle beraber birlikte olmak bu yılın son gününde İdris Başkanım'la, dediğim gibi diğer kongre üyelerimizle, Şatıroğlu Başkanım'la, şimdi Hasan Keskin Başkanım var, onunla da iyi tanışıyoruz. İnşallah burada çok daha yakinen birlikte hemhal olacağımız insanlar olacak geleceğe doğru. Onlarla beraber de tanışma fırsatı verdiği için tekrar başkanıma çok teşekkür ediyorum. Ve bütün buradan bizi dinleyenlere bu vesileyle 2023'ün herkese sağlık öncelikle, hayırlı bol kazançlar, mutluluklar getirmesini diliyorum. Umarım milletimiz için, devletimiz için, tüm dünya için çok güzel bir yıl olur. Biz ümit edelim. Ümit etmekten asla vazgeçmeyelim ve gayret edelim. Dediğim gibi konuşmamda da, gayret bizdendir, takdir Allah'tandır. Herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, biz daha röportajları bitirmedik. Bizim röportaj alacağımız kişiler var başkanım. Sayın hocamı yolcu ediyorsunuz sanırım. Ondan sonra biz röportajlar. Önce gerçekten hocamızı burada ağırlamaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hocamız bize kapıyı açtı. Hocamız bize yayla etkinliklerinde bile yanımıza gelen, işte konuşmasında, şiirle süslediği konuşmasında çok güzel bir cümle sarf etti. Ben de yıllar önce bu derneğin ismi sosyal, yardımlaşma, dayanışma iken gençliğimizi gördüm. Eğitim ve Kültür Derneği olarak yeni bir misyonumuzu çizdik. Vizyon sahibi gençlerimizle, özellikle burada gördüğünüz Trabzon Dernekleri Federasyonu üst düzey başkan, başkan vekilleri, yardımcıları, gençlik kolları. Bununla beraber hocamızın aramızda olması gençliğimiz için çok önemli ve önemsiyorum bunu. Hocamız vereceği mesajları verdi. Bu mesajları inşallah gençliğimiz alır. Bu istikamette yürür diyorum. Bu söyleşileri, bu röportajları da sizlerin sayesinde ekranlardan bizi izleyenler alır. Ülkemize, bir nebze faydamız olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz hala devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Efendim, sürekli söylediğim kelimedir. Benden yakışıklı olanla röportaj almam ama mecbur kaldım. Azıcık yakışıklı benden. Evet. Mustafa Sarı. Çok değerli bir insan. Benim için abidir, candır. Sevgili başkanım, ekrandakiler için de bir tanıtalım mı? Ekrandakiler için tanıtalım. Ben geçmişte Bayrampaşa Trabzonlar Dernek Başkanlığı yaptım. Mali müşavirlik yapıyorum ve 1972'den beri İstanbul Bayrampaşa'da ikamet ediyorum. Trabzon Dernekler Federasyonu'nda başkan vekilliği, başkan yardımcılığı yapıyorum. Kasa sende. Kasa bana Evren Başkan dedik, Evren Sancak dedi, kasa onda tabii dedi. O yüzden ilk önce dedi Mustafa Başkan'ı çağırıyorsun dedi. Evren Başkan, Evren Sancak Başkanım. Ben de kasa yok ama saymanım. Ne dersin? Aynen. Ama para sende. Olan parayı sayarım. Evren Başkanım, alabilir miyim sizi buraya rica etsem lütfen? Az önce dedim ki kasa sende, para sende Mustafa Başkanım dedim. Evet. Ben saymanım, bütün parayı sayarım dedi. Evren Başkanım öyle dedi. Dedim, Evren Başkanım gel dedim. Abi bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benle beraber 7, 8 kişi birden geldi. Evet. Abi ben korkarım sizden. Bizden korkmana gerek yok. Bizden korkacak hiçbir şey yok ya. Biz sana destek oluruz. Başka bir şeyimiz olmaz. Ya ben bu insanları o kadar çok seviyorum ki. Senelerden beri. Ya Mustafa Demir, Tahsin Başkanım, İsmail Şatıroğlu Başkanım. O dönemden beri, yani abartmıyorum, 12 senedir bir Sevdadır Karadeniz programı devam ediyor. Hemen hemen 10 seneden beri tüm etkinliklerinde varım. Ben sizi çok seviyorum Allah için. Biz sizi seviyoruz. Ama 6-7 kişi birden geldiniz. Ya 6-7 kişi birden geldi ki bura güzelleşsin. Sevildiğini anla. Ama söyleyeyim sana, para burada yani. Ya maalesef yok. Bizi kim alabilir diyorsun. Sizin hepiniz benim için cansınız. Yani para olmasa sizin dostunuz yeter ama abi paradan biraz görelim. Paranın sayımını yapıyoruz. Senin şu anda para olmadı. Bunu kim yapıyor? Dağıtımını
Daha Evrim da. Başkanım göz geldi. Efendim tatlı bir espriyle girelim dedik. Ben şimdi mikrofonu burada sevgili başkanıma teslim edeceğim. Ondan sonra Hasan başkanımdan zaten röportaj almıştık. Sağ olsun kırmadı. Çok da güzel bir mesaj verdi aslında. Koskoca bir yüzyılı deviriyoruz bugün biliyorsun. Evet. O yüzden ben mikrofonu size vereceğim. Tahsin Başkanım da kısa kısa anlatırsanız ben de kameranın arkasına tek tek sizi çekeyim. Tamam, çek problem. Vallahi o iş bende. Öncelikle kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İtiriş Başkanı ve yönetimini kutluyorum. Böyle güzel bir kongrede bizleri buluşturduğu için de kendisine teşekkür ediyorum. 2002 yılı Trabzon ve Trabzonspor açısından iyi geçti bence. 2023 yılının da böyle devamını diliyoruz inşallah. Mavi Karadeniz'e bize her etkinliğimizde bulunduğu, bizim kültürümüz yaşattığı için de teşekkür ediyoruz. Mikrofonu ben Bahattin Başkan'a uzatıyorum. Buyur başkan. Teşekkür ederim başkanım. Bugün burada çok coşkulu bir kalabalıkla Ofayrat Birleşik Maki Derneği'nin 12. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdik. Genel Başkanımız İzlis Türk Başkanımıza ve Yönetim Kurulu'na hayırlı olmasını, tüm Trabzonlu Ofla hemşerilere de hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Trabzon'un, Trabzonspor'un bayrağının dalgalandığı her yerde maddi, manevi, bıkmadan, yorulmadan her daim olmak bizim asli görevimiz. Elimizden geldiğince de bu süreçte tüm hemşerilerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bugün bu mutluluğu burada yaşadık. İnşallah yeni göreviyle beraber de başkanımız hangi konuda bizden ne talep ederse her daim yanında olacağımızı bilmesini isteriz. Mavi Karadeniz'e de sesimizi buradan tüm Trabzon'a, tüm hemşehrilerimize duyurduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Saygılarımı arz ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Bugün çok değerli bir kongre süreci geçirdik. Ben kıymetli muhtarım, Siyavuşpaşa Mahallesi muhtarım, sevgili kardeşim Selami Bey'e, aynı zamanda kendisi bir STK olarak Muhtarlar Federasyonu Başkanı, çok teşekkür ederim. Çok güzel yönetti. Tabii ki biz de Trabzon Dernekleri Federasyonu olarak Başkan Vekilimiz İdris Türk Başkanımı yalnız bırakmadık. Esasen benim derneklerde en güzel ifa ettiğini düşündüğüm ve söylediğim şey şudur. Biz hepimiz birer parça olarak Trabzon'dan, memleketimizden getirdik. İşte Araklı Halilli Köyü'nden muhtarım, kıymetli Yusuf Başkanım, işte dernek pazarından Mustafa Başkanım, Köprübaşı'ndan ve Sürmene'den Evren ve Bahattin Başkanlarım. Birer parçamızı getirdik. İşte o parçayı burada birleştirdik. Ve herkes yanındaki o kültür, tarihi, memleket sevgisi, memleket özlemi, Trabzon aşkını getiriyor. Derneklerimizde bunları birleştiriyoruz. Ve çok güzel bir Trabzon mozaiği ortaya çıkıyor. İşte güç aldığımız platform budur. Ben herkese çok teşekkür ederim. İsmail Şatıroğlu Başkanımdan ve bütün federasyon başkanlarımdan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum arkadaşlar. Ben de İdris Türk Başkanıma başarılar diliyorum. Trabzon Dernekler Federasyonu olarak biz bugün İdris Türk Başkan'ın yanında olduk. Tabii dernekler çok önemlidir. Bu noktada Birleşik Makineler Derneği olarak burada birlikte Trabzon'un maçını izliyorlar. Uzun zamandan beri dernekçiliği yapıyorlar. Başarıyla devam ediyorlar. Bugün biz de yanlarında olduk. Birlik beraberlik her zaman daha güzel, daha iyi hizmetlere bir adım atmaktır. Genel Başkanımız İsmail Şatıroğlu Başkanlığında Trabzon Dernekler Federasyonu çalışmalarına biz de devam ediyoruz. Ve önümüzdeki günlerdeki güzel günleri daha yakında göreceğimize inanıyoruz. İdris Türk Başkanıma başarılar diliyorum. Yönetimiyle beraber tekrar başarılar diliyorum. Evet, bugün OFF Birleşik Makineler Derneğimizin genel kurulunda başta Trabzon Dernekleri Federasyonumuzun kıymetli genel başkanı ve birbirinden kıymetli yöneticileriyle bizi yalnız bırakmadılar. Ben Bahçeli Evlerli ve Bahçeli Evler'de Trabzonlar Derneği Başkanlığı yapmış ve muhtarı görevini icra eden bir kardeşler olarak birlik ve beraberlik adına Sayın İsmail Başkan göreve geldiği günden beri bütün hemşerilerini kucaklama noktasında ciddi gayreti var, emeği var. Ben kendi kendisine yürekten teşekkür ediyorum ve Bahçeli Evler'de 16 tane Trabzon'umuzun ilçe ve köy dernekleri var. Hepsi bir çatı altındadır, hepsi birliktelik altındadır. Her birisi de TDF'ye, değerli başkanın almış olduğu kararlarda yanında olduğunu da ifade etmek istiyorum. Tekrar genel kurulumuzun vatana, millete, memlekete hayırlı olsun diyorum. Ben sözü bu işin üstadı Sayın Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu'na kapanışını vermek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Kıymetli muhtarım, tabii çok teşekkür ediyorum. Marifet iltifata tabidir diye bu sözü bazen kullanıyorum.
İşte bunlardan en başındaki örneklerden bir tanesi Selami Aykut Muhtarım. Yaptığı işlerle, yaptığı icraatlarla ülkemizin en büyük nüfusuna sahip ilçelerinden bir tanesinin muhtarı. Tabii genel kurulumuzun divan başkanlığını yaparken de çok güzel bir ifadede bulundu. Burada bizim gençlik kollarımızdaki kardeşlerimize, ben de gençlik kollarından yetişmiş bir kardeşiniz olarak diye bunu ifade ettiğinde, biz de bu sosyal aktiviteleri, sosyal faaliyetleri ve insanlarla beraber olmanın bize en büyük katkısını gençlik federasyonumuzun gençlik kolları verdiğinde diye bir kere daha onurlandık. Evet, kardeşimizin başarılarına övünüyoruz. Kardeşimizin burada yapmış olduğu hizmetlerden övünüyoruz. Dolayısıyla bütün hemşerilerimizin bu anlamda yapmış olduğu çalışmalarla Trabzon Dernekleri Federasyonu olarak biz onlarla bir kere daha gurur duyuyoruz. İşte bugün burada 2022'nin son gününde bu güzel genel kurulda Birleşik Makinelerin organize ettiği bu genel kurulumuzda Sayın İdris Türk Başkanım ve yönetim kuruluna bir kere daha teşekkür ediyorum. Şahsım ve kurulum adına. Çok güzel bir kardeşlik havası içerisinde, böyle bir dayanışma ve kucaklaşma havası içerisinde bu genel kurul bizi de ziyadesiyle mutlu etmiştir. Hemşerilerimi mutlu etmiştir. Burada emek veren, katkı sunan herkese bir kere daha teşekkür ediyorum. Divanımızı mükemmel derecede böyle heyecanlı ve bu atmosferi ve güzelliği katan kıymetli muhtarıma da bir kere daha teşekkür ediyorum. İnşallah 2023'te ve daha sonraki yıllarda da genel kurumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Güzel hizmetler diliyorum ve biz Trabzon Dernekleri Federasyonu olarak her hemşerimizin yanında herkesle beraber ve hem federasyonumuzu hem derneklerimizi daha ileriye taşıma anlamında elimizden gelen bütün gayreti buradan göstereceğimizi bir kere daha ifade ediyor. Şahsım ve kurum adına tekrar saygılarımı, sevgilerimi ve hürmetlerimi iletiyorum. Güzel bir soru. Tabii ki biz şanslı bir nesiliz diye düşünüyorum kıymetli muhtarım. Hem ilk yüzyılı yaşamış hem de ikinci yüzyılı Allah nasip ederse yaşayacak bir nesil olarak, tabii bu güzelliği Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber ve ikinci yüzyılla beraber bu Cumhuriyet'i daha da ileriye taşıma anlamında, işte biz de o Trabzon'un diye bahsettiğimiz eldesiz ve beklentisiz bir şekilde Kuvayi Milliye'nin başladığı şehirden bahsediyoruz. İşte Trabzon'u biz onun için çok seviyoruz. Dolayısıyla ikinci yeni yüzyıla da bu heyecanla, vereceğimiz katkıyla, yapacağımız ülkemize destekle ve sağlayacağımız katma değerle daha da ileriye taşınması adına elimizden gelen bütün katkıyı ülke olarak, millet olarak yapacağımızı burada bir kere daha ifade etmek istiyorum. İnşallah ikinci yüzyılın ülkemize büyük kazanımlar getirmesini buradan diliyorum ve bu beklentisi içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Allah nasip ederse ülkemiz İkinci yüzyıla büyük atılımlarla gireceği o düşünce içerisindeyim. İşte buradan görüyorsunuz, her siyasi partinin insan var burada. İşte Trabzon eldesiz bir şekilde, hangisi olursa olsun benim insanım ülkesini çok sever. Allah'a şükürler olsun. Bakın, Türkiye'de bölücünün olmadığı tek vilayet vardır. 81 vilayet içerisinde. Olmadığı dediğim, teşkilatının kurulmadığı tek yerdir. Onun için bu ülkeyi çok seviyoruz. Dolayısıyla bu ülkenin birlik ve beraberliği için çok emek ve gayret sarf ediyoruz. Edirne'den Kars'ına kadar herkesi kucaklıyoruz. Biz hiçbir zaman mikro milliyetçilik yapmıyoruz. Dolayısıyla bütün insanımızı onun için çok seviyoruz. Allah ikinci yüzyılın ülkemize hayırlar getirmesini, başarılar getirmesini ve bu birlik beraberliğimizin tesis edilmesi anlamında da bize yardım etmesini niyaz ediyorum. Tekraren saygılar sunuyorum. Başkanım, üçüncü kez başkanlık alanında Allah hayırlı oğlu sizin yönetiminizle beraber, güçlü bir yönetimle beraber inşallah 2023 yılına güçlü bir makineler, yani Birleşik Makineler Derneği start verecek. Ben
Çok fazla lafı uzatmayacağım. Mikrofonu size vereceğim. Çünkü yönetime olan hassasiyetinizi bildiğim için. Başlangıçta da bitişte de mutlaka yönetimi yanınızda istediğinizi, finalde de bunu istediğinizi bildiğim için ben size mikrofonu vereceğim. Kameranın arkasına geçip sizi takip edeceğim. Kısa kısa yönetimi tanıttıktan sonra da hem 2023 yılı mesajınızı hem de Birleşik Makiller Eğitim ve Kültür Derneği'nin yeni dönemindeki düşüncelerinizi alıp programı kapatacağım. Evet, Karadeniz'in tek televizyonu bize göre tek televizyonu Mavi Karadeniz ekranlarından bizleri izleyenlere, izleyecek olanlara bugün Of Hayrat Birleşik Makineler Eğitim ve Kültür Derneğimizin 12. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden 3. kez göreve seçilen yönetim kurulu arkadaşlarımı kısa bir şeyle tanıtmak istiyorum. Evet, Fazıl Albayrak, Kılavuz Köyü, Maki Kılavuz. Fazıl Albayrak, 1965, Kılavuz Köyü. İkinci dönem oldu başkanım bizim seçilmemiz galiba. Hayırlı olsun, çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah. Hemen yanında Saim Kuş, aynı zamanda bizim Opspor'da bizim başkanımız, orada başkan yardımcısı Saim Bey sporla çok iştigal ediyor. Saim Bey. Saim Kuş ben. Hayrat Dereyurt Mahallesi'nde ikamet ediyorum. 4 çocuk sahibiyim. İkinci dönem olarak İdris Başkanım'la beraberiz. Güzel şeyleri imza atacağız düşünüyorum. Yönetici arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yine hem köylüm hem yakın akrabam Adem Yaman, iş insanı. Kendi alanıyla alakalı ve kendiyle alakalı bir iki cümle lütfen Adem Bey. Adem Yaman. İkinci dönem İdris Başkan'la tekrar başladık. Kendisinin üçüncü dönem olabilir. Allah ömür verdiği kadar bu işte mücadele edeceğiz. Bizim de yönetim olarak yeni kadromuzla, ilave olan arkadaşlarımızla beraber mücadele etmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun. Yine Dereyüt mahallemizden, Dereyüt Aydınoz mahallemizden Bahattin Barut, mali müşavir, genç bir kardeşim. Geçmiş dönemde bir dönem yöneticilik yapmıştı. Yeniden bu görevi üstlendi. Kendisine teşekkür ediyorum. Mikrofonu ona veriyorum. Başkanıma öncelikle teveccühünden dolayı teşekkür ederim. Hem başkanıma hem yönetim kurulu arkadaşlarıma bu dönemde başarılar diliyorum. İnşallah derneğimiz ve memleketimiz için hayırlı olur. Teşekkür ederim. Evet, yine gördüğünüz gibi Osmanlı böyle şekliyle, duruşuyla Hasan Şimşek kardeşim Maki Taflancık mahallemizden Beykoz'da oturduğu halde buradaki lokal hizmetlerine katkı verebileceğini söyleyip bizimle beraberdir. Kendisine teşekkür ediyorum. Mikrofonu sunuyorum. 1974 Taflancık doğumluyum. 4 çocuk babasıyım. Pendik'te ikamet ediyorum başkanım. Bu seçimde kendilerini aralarına alarak bana bu onur ve şerefi bahşeden Sayın Başkanım özellikle, bir de öbür arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim güzel hizmetler yapmak nasip etsin hepimize inşallah. Teşekkür ediyorum. Genç müteahhitlerimizden Yunus Yeşilyurt kardeşim bu dönem kendi isteğiyle, arzusuyla gücünüze güç katıp efendim emeğinize emek katacağım dedi. Aramızda hoş geldin kardeşim. Başkanım hoş bulduk. Öncelikle siz değerli başkanıma ve yönetimdeki bütün abilerime, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beraber çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Ekibimiz sağlam, başkanımız sağlam. En güzel şekilde hizmet edeceğiz inşallah. Evet, sevdiğim bir emekli öğretmen ağabeyimin oğlu Ayan Örnek. Yine ikinci dönem benimle beraber yol yürüyor. Otoye tek parça üzerine iştigal ediyor. Kendisine verelim, o söylesin. Evet, 1971 Ayhan Örnek. İdris Başkanım ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımla yine aynı şekilde devam ettiğim için onur ve gurur duyuyorum. Hayırlara vesile olsun diyorum. Bu kadar, sağ olun. Evet, bölgemizin bilinen ailelerinden, Sarımsak ailesinden Aydın Sarımsak benim çocuklu arkadaşım. Ağabeyisi, akrabası, arkadaşlarımdan. Fatih'te yaşıyor. Aynı zamanda siyasetle iştigal ediyor. Bir kendisine verelim. Onun da söyleyecekleri vardı. Aramıza hoş geldin diyorum. Başkanım hoş bulduk. Sizle çalışmaktan çok memnun, gurur duyuyorum. Sizle de gurur duyuyorum. İnşallah bundan sonra elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapmaya çalışacağız.
bölgemize hayırlı olsun yeni yönetimimiz. Teşekkür ediyorum başkanım. Hem köylüm hem yakın akrabam Muhammed Baran, üçüncü kez yine bizimle beraber, genç bir iş insanı, otomotiv işleriyle, mobilya işleriyle, ticarette helalinden çalışıp ekmeğini kazanan cengaver, aynı zamanda çok aksiyoner bir genç kardeşim. Biraz da onu dinleyelim. Teşekkür ederim başkanım. Muhammed Baran, Ofayrat Pınarcı Aşağı Mahalledenim. Trabzon Ofayrat Makine'nin İstanbul'daki kalesinde 3. dönem yönetim kurulunda olmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu dönemde seçilen yönetim kurulu ve başkanım adına teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet, Yasin Sarıoğlu kardeşim bana önerildiğinde çok bahsettiler. Hiç mahcup olmadılar. Yasin derneğimizin çalışkan yönetim kurulu üyelerinden, muhasiple beraber, muhasip üyemiz var Yaşar Kır, onunla beraber ikisi derneğimizde hiç mali konuda aksatmadan işlerini yürütüyorlar. Kendisine teşekkür ediyorum. Başkanımıza teşekkür ederim. Bu benim ikinci dönem Birleşik Makineler Derneği'nde görev alışım. İnşallah başkanımız görev verdiği müddetçe layık olmaya çalışacağız. Bütün yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, hayırlara vesile olsun. Ben çok insan kıskanmam, gıpta ederim ama bu kardeşim biraz çok güleç, mimikleri de çok iyi. Şuayb Sarmusak, ikinci dönemdir bizimle beraber. Burada genel kurulda dinlediğimiz Adır hocamın bana emanetidir. Çizgiyi aşmadan devam ediyor. Devam ettiği müddetçe sorun yok. Yolu açık olsun, başarılar diliyorum, kardeşime veriyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Başkanım söyledi ama bizim 3. dönemimiz bayağı bir sınavdan geçtik. 3. döneme tekrar seçildik. Teşekkür ediyoruz. Başkanımla beraber çalışmak benim için bir onurdur, gururdur. Güzel bir eğitimcidir. Biz de eğitim almaya devam ediyoruz. 3 dönem bir de inşallah 5'e de bunu çıkarız diye düşünüyoruz. Çok keyifli bir ekip kurduk. İnşallah güzel işler yapacağız hep beraber. Başkanımıza güveniyoruz. 6 köyümüz bize güveniyor. Bu güveni boşa çıkarmayacağız diye. Kongremizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim güzel işler yapmayı nasip eylesin. Teşekkür ediyorum başkanım. Namı değer Koskoroğlu, İsmail abimin oğlu Fazlı Kurt. Yıllardır burada tanıdığım, bildiğim, mobilya, marangoz işlerinde sanatını konuşturan, inşaatlarımızda ve burada bile derneğimizin de çok eserleri var. Hemen yanımızdaki kürsüyü armağan ederek işe başladı. Onu söyleyeyim. Bu kürsüyü de armağan ederek işe başladı. Kendisi yönetim kurulunda görev alacağını beyan etti. Biz teklif etmiştik. Ben çok memnun oldum. Çok verimli olacağına inanıyorum. Kendisine vereyim. Teşekkür ederim başkanım. Ben Fazlı Kurt. Magi Orta Pınarca Mahallesi'ndenim. Yeni yönetimde İdris Başkanım'la beraber olacağız. Eski ve yeni yönetici arkadaşlarımla birlikte olmaktan mutluyum. İnşallah bundan sonra derneğimizde hep beraber çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Hemen orada bir yaşlı kurt var. İslam Sarıoğlu. İnşaat sektöründe çok büyük emekleri, hizmetleri var. Hala kırklarında devam ediyor. Bir de İslam abimizi dinleyelim. Çok şükür bugünkü kongremizi de herhangi bir sıkıntı yaşamadan bitirdik. Hayırlı olsun. Bu güzel insanlarla birlikte çalışmaktan onur duyarım. Sayın Başkanım'la, değerli yönetici arkadaşlarımızla beraber. İnşallah güzel işler yapacağız. Ama tabii ki her şeyden önce Rabbimin takdiri önemli. Artık ne nasip ederse onu yapacağız inşallah. Herkese başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Efendim, 2022'nin son programını çektik ama 2023'ün ilk programı olarak yayına girecek. Ben yeni yılda herkese sağlık, huzur diliyorum ama Trabzon'uma 2022 yılında yaşatmış olduğu şampiyonluğu inşallah 2023'te de bekliyoruz. Çünkü bizim için korona dendi, hastalık dendi, sıkıntı dendi ama 2023'te bomba gibi bir mutlu bir haberle, bomba gibi bir şampiyonlukla oradaki bütün sıkıntıları unutmuş olduk. Başkanım, ben size çok teşekkür ediyorum. Bugün beraberdik. Üçüncü bir dönemde yine inşallah zaman zaman beraber olacağız. Çünkü beni sevdiğinizi çok iyi bildiğim için onu itiraf edeyim. Son sözlerinizle programı kapatalım.
Ahmet Bey, öncelikle Mavi Karadeniz televizyonumuz adına burada aramızda olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Dernekçilik adına bugün burada hocalarımız, sivil toplum kuruluş temsilcilerimiz, siyasi partilerimiz, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ama hepsinden daha önemlisi genel kuruldaki köylülerimiz, hemşehrilerimiz söylenmesi gerekenleri söyledi. Ben buna inanarak yola çıktım. İnanan yöneticilerle birliktelik kurdum. Bu birliktelikle farkındalık yaratmak için önümüzdeki süreçte çalışacağız. Çalışacağız. Burada verdiğimiz sözlerin üstüne çıkmak gibi bir görevimiz var. Verdiğimiz sözleri eksik bırakan bir yönetim olmak istemeyiz tabii ki. Dediğin gibi yorgunluk var. 2022'nin son günü. Siz sabah bana bir soru sordunuz. Dediniz ki 2022'de unutamadığınız, en çok mutlu olduğunuz an ne zamandı diye bir soru sordunuz. Ben ona verdiğim cevabı tekrar edeyim isterseniz. Tabii ki. Neydi o? Bir saniyede Trabzonspor'un şampiyonluğu. Biz bununla mutlu olduk, coştuk. Ama geçmiş iki yıl içerisinde pandemiyle zaman zaman üzüldük. Zaman zaman birçok programlarımız aksadı. Ama sonuçta dünya genelinde pandemiyi bile en iyi karşılayan, en az şeyle atlatan bir ülke olmanın da haklı gururunu yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Ben burada kendi köylülerimle, hemşehrilerimle bir kez daha mutlu oldum, gurur duydum, onur duydum. İyi ki bu insanları temsilen bir ekip kurduk. İyi ki bu insanların kurmuş olduğu derneğin yönetiminde görev alıyoruz. Elbette Trabzon Dernekleri Federasyonu benim kuruculuğundan bu yana sevdalısı olduğum, orada görev yapmaktan onur duyduğum bir kurum. Ama ben milliyetçiliği önce mikro milliyetçilik, makroda buluşan milliyetçilik olarak algıladım. Şunu söyleyeyim son söz olarak. Ben Fuat Bey'e, Karadavut Bey'e bu ekranlardan selam yolluyorum. Trabzon'un, Karadeniz'in neresinde olursa olsun, nerede bir kültürel bir etkinlik varsa, eğitime yönelik bir etkinlik varsa, kamerası ve ekibi orada. Kendi yüreği bizimle. Ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. Sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Ediyorum. Söylenecek çok şey var ama yorgunuz. 2023 yılında 365 gün var. 2023'ün inşallah ülkemize ve tüm dünya insanlığına hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bizim de derneğimizin inşallah bir aksilik olmadan 2023, 24, 25 yani 3 yıllık bir dönem için seçildik. Bu dönemde gelecek dönem hayatta olanlar, yapılanların iyilerini anlatır, eksik taraflarını da gidermek üzere hazırlanır diyorum. Herkese, buradan bizi izleyen tüm seyircilerimize, Karadenizlilere, ülkemin güzel insanlarına 2023 yılının hayırlara vesile olmasını, sıkıntıların giderilerek mutlu günlere kapı açmasını Rabbim'de niyaz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim, ben Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum ama en önemlisi 12 seneden beri bir Sevdadır Karadeniz programını Mavi Karadeniz Televizyonu'nda tutan siz izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2023 yılında yine her hafta farklı yerlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok.